Ben İlyas Akalın, 1978 doğumlu, doğuma büyüme buralıyım. 2019 seçimlerinde Asmasız Mahallesi'nden muhtar olarak seçildim. Bu ilk dönemim. Burada yaşamaktayım. Burası köydü. Yaklaşık bundan bir 10 yıl önce kadar Çiftlik ilçesine katılaraktan Çiftlik ilçesinin mahallesi olduk. Şu anda mahalle olarak devam etmekteyiz. Asmaz köyümüz Niğde'ye eski tabirle 70 kilometre falan uzakta. Bir yeni tabirle de dağ yolundan bir Tepeköy yolu üzerinden bir yol açıldı. 30 kilometre falan Niğde'ye. Aksaray'a 65 kilometre. Tam Niğde Aksaray ortasında bulunuyoruz. Konum olaraktan yerleşim yeri bence çok güzel. Rakımı güzel, havası güzel, serin. Mahallemizde eskiden nüfus bayağı bir vardı. Şu anda 1500 falan anca bir nüfusumuz var. Bundan yaklaşık 20 yıl önceleri 250 hane vardı. Şu anda 120 hane falan var. Geçim sıkıntılarından dolayı göç verdi İstanbul Esenler'e. Genelde mahsul hayvancılık var. İşte patates, fasulye, buğday. Buna benzer şeyler. Zaten çok büyük bir çiftçilik de yok. Toprak olmadığına, su olmadığından. Ama bundan sonra inşallah iyi olacak. Bir gölet çalışmamız var. Şu anda inşaat aşamasında. İnşallah en kısa sürede bitmesini bekliyoruz. Ondan sonra daha da iyi olacağını, iyi şeyleri olacağını düşünüyoruz. Mahallemizde burası köyümüzün eskiden ilk yapılan okullarından bir tanesi burası. İlçeye katıldıktan sonra burası sosyal tesis olaraktan Sayın Belediye Başkanımız burayı sosyal tesis olaraktan hizmete soktu. Çok da güzel oldu. Camimiz var. Camimiz var. Okulumuz var iki tane ama nüfus olmadığından okullarda da öğrenci yok. Ortaokul kapandı, ilkokul devam ediyor, o da öğrenci yok. Öncelikle bize bu imkanı, bu tanıtmayı sağladığı için Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'ya çok teşekkür ederim. Şükranlarımı sunarım. Gurbetteki hemşerilerime de buradan selam ve saygılarımı sunarım. Mahallemizde hiç kimse emin olsun. Söz konusu mahallemizse gerisi teferruattır. Hey, hey. İsmim Selahattin Çelik. Niğde Çiftlik Azmaz köyündenim. Doğumum 1955. 30-35 yıl, 40 yıla yakın gurbette çalıştım. 6 yıldır buradayım. Tabi ameliyat sorunlar oldu. Hastalık sorunlarından çalışamadım. Köye geldim, 6 yıldır buradayım. Burada da bir yaşlı aile maaşıyla geçiniyorum. Ondan sonra burada sokakta kalmış bir işim olmadığından, işim gücüm olmadığından sokakta kalmış kedileri topladım. 5 yıldır onlara bakarım. Bakıyorum işte bir yerden de şey olmuyor, yarı aç yarı tok. Öyle idare ediyoruz. Ondan sonra mümkün olduğu kadar bu kedilere yiyecek içecek bir şeyler yardım edilmesini rica ediyorum. Ondan sonra kendim bakamıyorum, içinden çıkamıyorum. Sonra aldığım maaşım da yetmiyor. Yaşlılık maaşı alıyorum zaten. Yaşlılık bakımından köy daha iyi. Bu saatten sonra, bu şeyden sonra çalışmaya durumumuz olmaz diğer gurbette zaten. Benim açımdan hem temiz hava hem de kendimi idare ediyorum işte. O yaraşlı oluyor benim için. Gurbetteki hemşehrilerime hepsi köylüm olur. Onlar orada 250-300 tane köylümüz var. Hepsine selam ederim. Hey hey. Adım İlhami Gümüş. 1966 tarihinde Asmasız köyünde burada doğdum. İlkokulu burada bitirdim. İlkokuldan sonra gurbete gittim İstanbul'a. 2002'ye kadar İstanbul'da çalıştım.
Eminönü halinde çalıştım 1986'ya kadar. 86'dan sonra da şimdi Esenler'e. Orada devam ettik 2002'ye kadar. 2002'den sonra köye yerleştim tekrar. İstanbul'a bir türlü ısınamadım, sevemedim İstanbul'u. Zaten hep gidip geliyorduk, gurbet hayatı. 2002'de dönüş, bu tarafa dönüş yaptım, bir daha gitmedim. Burada biraz çiftçiliğiyle uğraştım. 2009'da koyu muhtarlığı yaptım. İstanbul'daki hemşehrilerimize buradan selamlarımı sunarım. Sizi buraya gönderen Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Köksü'ye de teşekkür ederim. Dernek Başkanımız Halit Güven'e de teşekkür ederim. Bütün hemşehrilerimize selamlarımı sunarım. Adım Nizat, soyadım Çinoğlu. İstanbul'da oturuyorum. Burada misafirim. Memleketimdeyim. Esenler'de oturuyorum. Bayrampaşa, Esenler. Çocuklarım orada. 4 çocuğum var. 2 oğlum, 2 kızım. Eşim orada. Bayramda Allah izin verirse buraya gelecekler. İstanbul'a gideli 22 sene oldu. 22 senedir İstanbul'dayım. Şimdi de oradan çocuklarımı verip evlerini aldıktan sonra tekrardan ben de kendim buradan bir ev aldım. Burada oturuyorum. Vatan, toprak, ana yurdu, baba yurdu. Yaz geldi mi duramıyorum oralarda. Eşim de izin veriyor. O orada, ben de buradayım. Eskiden çok güzeldi düğünler. Ben gelin oldum. 2 sene nişanlı durdum. Ondan sonra eşimin de babası yoğdu, benim de babam yoğdu. Düğün tuttuk, 3 gün düğünümüz olurdu. Benim zamanımda bir gün önce bayrak dikerlerdi. Bir yemek gidirirlerdi, konu komşu gelirdi. O gün bayrak dikilirdi, saççı çalardı. Saççı dildik biz o zaman. O gün saççımız çalardı. İkincisi gün yenge kakardı. Gelirlerdi geline. Takı takarlardı işte. Eskiden altın meşhur değildi. Bu tülbentler meşhurdu. Bu şalvarlıklar getirirdi konu komşu. Onları da kallardı. İkincisi gün, ya üçüncüsü günde gel, dört olurdu değil mi abla? Dört. He. Üçüncüsü günde gelirlerdi, gelini götürürlerdi o yanına, damat tarafına. Dördüncüsü günde duak dirdik biz. Duak yaparlardı, konu komşu birikirdi böyle. Gelen yine konu komşu takısıyla bu tülbentleri, şalvarlık dillerdi, kazak. Onlar olurdu işte. Ondan sonra biterdi düğünümüz. Ama şimdiyle o zamanın farkı çok. Şimdi sabah kalkardın sabahtan bir girdin içeriden kahvaltını yapardın. Komşunun kapısına öyle vurma yok. Telefon açma yoktu ya. Onlar otururdu sobasının yanına girirdik. Kapıya öyle açırdık mı girirdik. Tıklama yoktu. Telefon yoktu. Şimdi varıyorsun, otururduk, soba yakarlardı. Bir de çay kollardı, çay içelim diye otururduk orada. Dertleşirdik. Ondan sonra burada hani inek tanav çok olurdu. Haydi malları melalları görelim. İşimiz gücümüz var, öyle öyle işte. Buralar vatan başka ya. Yeni gençlerimiz de kendine de sahip çıksın. Vatanına da sahip çıksın. Annesine babasına da sahip çıksın. Bizler de çocuklarımıza saygıyı, sevgiyi gösterelim. Aynen. Onlar bizim evladımız. Komşular da yani yabancıydı. Biz köylüyük hep orada Esenler'deyiz. Hep bizim köy Esenler'de. İyi şükür eski durumlarımız yok ama şimdiki gençlerimiz dölendi. Çok güzel dölendiler. Yani kendi işleriyle, aşlarıyla uğraşıyorlar. Hani orada gidip gelme fazla yok da düğünümüz olur. Bir düğünümüzde toplantı. Cenazemizde toplantı oluyor. İyi yani şükür birliğimiz var şu anda. Memnunum yani. Tevfik Göksu orada bizim babamız. Ben memnunum. Esenler herkes de memnun. Tevfik Göksu'dan bizim babamız o. Selamımı da söyle. Kendine de iyi baksın. Esenler Belediye Başkanı'ndan zaten bana kanala çıkacağı zaman mesaj geliyor. Kanalından. Ben onu dinlemek için gidiyorum. Evimde onu ben dinliyorum.
bize her yolu da gösterdi. Her türlü de yardımcılığı var. Ben memnunum. Rabbim de ondan memnun kalsın.